Duyguyu düşünceden, ruhu akıldan, sezgiyi bilgiden, maddeyi enerjiden, yaşamı ölümden, aydınlığı karanlıktan, felsefeyi dünyanın farklı köşelerinde kuşlara, ağaçlara, evrene yazılan şiirleri anlamaktan geçiyor belki de. Yoldaşlarının dediği gibi hakikati olan şiirden. Onu anlatabilmek, kadın hikayelerini anlayabilmekten geçiyordur belki de. Dirilen evlerin duvarlarının arasına sığdırılmış sessiz çığlıklardan. Dokunduğu her bir kadına, Kürdistan'ın her bir köşesinde ellerini tuttuğu her bir kadına bir daha bakabilmekten geçiyor belki de. Gördüğünü görebilmek, kulağına fısıldayanları anlamak. Dokunduğu her bir kadın, Kürdistan'ın her bir köşesinde ellerini tuttuğu her bir kadına bir daha bakabilmekten geçiyor belki de. Basın alanında çalışmak, basında çalışmak, gazetecilik mesleğini icra etmek istemiştim. Hepim dupas jin azadın de bu tarafı ve ilgir ve jid ve jid heger eme azadiye ki ağla bugün de ve em nerina jine, dafasa jine, em her tüm lüber çağ bigire. Çel tabin, çel bayi, çel zivistan, çel dem u dem sal jimil birin, zarruhti amen, ber miradi u juani amen, beyc zimani min dizin, denk jibuye min. Ve cihuga min khandiye, kuna, ونبيسية لديوكا لولوتي بريا حتى بقين تقولوتا الرجال هوني بيري راسيا من بيري لي نبدك ودولابا نجي بدريو وچان باري yağmuru diler. Bir dünyadan başka bir dünyaya. Gidip gelmenin serancamındayım. Evreni keşfetmenin heyecanındayım. Yol kendi evrenime uzanır. Ey Kürdistan, ey Queen, seri hesbe haberdaya biçare kavan besle hadin. Dışarıda da men meşhur edeste paşpara kriyazin. جرمی خوی چریایی جیتر چه کریا آلا رنگین Nagihan Arkadaş Şurası'nda hem Süleymaniye şehitlerini hem de Özgür Basın şehitlerini buradan saygıyla almak istiyorum. Orta Doğu'yu savaşa boğanların çıkarlarını anlatıyordu. Halkların, mazlumların, kadınların çıkarını barıştan, demokrasiden, özgürlükten yana geçeceğini anlatıyordu kalemiyle.
ne anlam ifade ediyor? Kadın özgürlük çizgimizi, kadın özgürlük mücadelemizi toplumsallaştırmaktır verilecek cevap. Kadın basınına daha çok sahip çıkmaktır. Erkek egemen dile karşı yaşamda, işte medyada, her alanda kadın özgürlükçü dili yaratabilmektir. Kadın özgürlükçü felsefeyi yaratabilmektir. Anlam budur. Yoksa tabii ki anıyoruz, bunları kabul etmiyoruz ama sonuçta yeni bir yaşam kurmak istiyorsak, yeni bir hayat kurmak istiyorsak, arkadaşlarımız bunun için mücadele ediyordu, bunun için yazıyordu.